Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, alın yazısı insanın icraatıdır. Dünyada farklı yerlere akan nehirler vardır. Kimi Karadeniz'i, kimi Akdeniz'e, kimi de başka denizlere akıyor. O nehirlerin aktığı yerden gidecekleri yeri bilmek zor değildir. İnsanlar da dünyada cennete veya cehenneme akan iki nehir gibidir. Yaşayışıyla, konuşmasıyla, icraatlarıyla, ibadetleriyle herkes bir yere akıyor. Herkesin nereye aktığı, gittiği yoldan bellidir. İstisnalar olabilir, yani kudret sahibi Cenab-ı Hak bir taraftan alıp diğer tarafa koyabilir. Ama adeti şöyledir ki, nehrin aktığı yer belli olduğu gibi, insanların da ahirette gideceği yer dünyadaki işlerinden bellidir. Demek ki alın yazısı insanın icraatı oluyor. Yani insanın alın yazısı neyse onu yapar. Kimi dinin yıkılması veya değiştirilip bozulması için, kimi de İslamiyet'in yayılması, insanların huzura kavuşması, kötülüklerin önlenmesi için çalışır. İkisinin de alın yazısı bellidir. O halde insanın kaderi ne iş yaptığından bellidir. Allahü Teala'nın bir kulunu sevmediğinin alameti, o kulun boş şeyle uğraşmasıdır hadisi şerifi gösteriyor ki, bir kimse ne dünyaya ne de ahirete hiç faydası olmayan işlerle uğraşıyorsa, Allah onu sevmiyor demektir. Çünkü Allahü Teala, Müslümanın iyi niyetle çalışmasını ibadet kabul ediyor. Çalışan, vazifesine düşkün olan, gerek dünyası, gerekse ahireti için faydalı olan bilsin ki, Allah onu seviyor. Tembel olanı, işine geç geleni, işinden kaytaranı da Allah sevmiyor. Kişi namazı öyle bir kılıyor ki ne tadili erkana ne tumaninete riayet ediyor. Alel acele kılıp kaçıyor. Peygamber Efendimiz hırsızın en büyüğü namazından çalandır buyuruyor. Hırsızlık illa birinin cebinden mal çalmak değildir işinden, vazifesinden, ibadetinden çalan, yani bunları hakkıyla ifa etmeyen de hırsızdır. Yaptığımız her şey videoya alınır gibi kayda geçiyor, ahirette önümüze konacak. Onun için hiç kimse kendisini haklı göstermek, temize çıkarmak için bir başkasını ikna etmeye uğraşmasın. Allahü Teala her şeyi görüyor ve biliyor. Müslüman buna inanan ve bilen insan demektir. O halde başkalarını bırakıp aynaya bakalım, kendimizi görelim ve ne halde olduğumuza karar verelim. Bize kendimizi gösterecek ayna, silsile-i aliye büyüklerinin hayatı ve kitaplarıdır. Peygamber Efendimiz, faydasız ilimden sana sığınırım ya Rabbi diye dua ediyor. Bu dua, öğrendiklerimizle amel etmeli, yoksa vebal altında kalırız demektir. Duyduktan, öğrendikten sonra yapmamak çok tehlikelidir. Çünkü hadis-i şerifte ahirette en şiddetli azap ilminden istifade etmeyen alimlere olacak buyruluyor. İlim demek illa yüzlerce kitabı ezberlemek değildir. Çünkü maksat araba uçak gibi bir vasıtayla Mekke'ye varmaktır. Bir vasıta ki Kabe'ye, Mekke'ye götürmüyor, o vasıta ne işe yarar? İlimden maksat da Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaktır. Bu maksada ulaşmaya faydası olmayan ilim vebaldir. Yanlış bir şey öğrenmişiz demektir. Dolayısıyla işittiğimiz, öğrendiğimiz şeyi yapmak mecburiyetimiz vardır. Peygamber Efendimiz işittiği öğrendiği halde haramdan sakınmayan, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan ahirette en şiddetli azabı görecektir buyuruyor. Çünkü Allahü Teala kulum bunu sen işittin, öğrendin filan kulum vasıtasıyla ben bunu sana bildirdim, ne yaptın buyuracak. Cevap veremeyenin hali ne olur? Allah korusun, biraz sıcaksa veya kaynarsa abdest suyuna bile dayanamayız. Cehennem çok dehşetli bir yerdir. Hesap günü çok dehşetli bir gündür. Ahirete dönelim, biraz kendimizle uğraşalım. Niye hep başkasıyla uğraşıyoruz? Biz çok mübarek bir kimse miyiz? Hiç mi hatamız, kusurumuz yok? Niye sağa sola dil uzatıyoruz? Belki de kısa bir zaman sonra öleceğiz. Biz neyi bekliyoruz? Neye göre hesap yapıyoruz? Neye güvenerek hayırlı işlerimizi tehir ediyoruz? Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Bayezid Camii'nde 30 sene imanı anlattım. Anlayan 3-5 kişiyi geçmedi buyurmuş. Nasıl oluyor da bu kadar az anlayan çıkıyor? anlamak, kalbe nakşetmek demektir. İmanın kalbe yerleşmesi zordur. Mesela İmam Rabbani Hazretleri, bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, o hakkı ödemedikçe cennete giremez buyuruyor. Kul hakkının önemini anlayan bir kimse, ayaklarını uzatıp yatamaz. İnsan şehit olarak vefat edip, cennetin kapısına kadar gitse bile, eğer üzerinde kul hakkı varsa ilahi adalet yerini bulmadıkça cennete giremez.